Bugün saat 6.30 gibi yola çıktım. En erken yola çıkışlardan bir tanesi. Ya zaten erken çıkmakta fayda var. Sabah serinliğinde daha iyi yollanılıyor. Öğlenler yakıyor. Bu bir. İki. Zaten köyün kenarındayım. Köylü erken kalkıyor. Davarını koyununu sulamaya götürüyor. Otlatmaya götürüyor. Ya ulan zaten seslerini duyuyorsun. Bunu bildiğimde daha erken kalktım. Yani saat 5'te ben kalktım. Yoldayım şimdi. Bugün zaten gezeceğim yer çok fazla. Göreceğim yer çok fazla. Kat edeceğim yollar da ona keza. Sabah çıkmakta hayır vardır. Sabah ne kadar yol alırsam o benim yanıma kar kalır. Ondan sonra akşamüstü kalacak yerleri tahmin etmeme rağmen yine de böyle karanlığa kalmak. Dün hakikaten de karanlığa kaldım yani. Bölgede de karanlığa kalmak var ya, çobak köpeklerine davetiye çıkartmak. O yani. İstediğin yerde kamp yapamazsın bu bölgede. Yani yasak değil. Çoban köpekleriyle de muhatap olmamak için. Çünkü gece daha fazla sarıyorlar. Gündüz o kadar değil de gece aman aman aman. Ama yaşamış kişi olarak size beyan edeyim arkadaşlar. Evet. Zafer'e doğru olan projemiz devam ediyor. Sakarya Meydanı, Meydan Muharebesi alanlarını gezmeye devam edeceğiz. Evet, Karapınar köyü yakınlarında bir çeşme. Abo, iki tane de köpek geliyor. Gelsinler varsınlar yavaşlar. Çeşmeye doğru gidelim. Koyunlar yok. Kaçışı yok, yoldan da gitse, yani şeyde de neyse suyun başına gidiyor. Yok ala yok. Yeni bisikletten. Onlar bir gelme buraya diyorlar. Hadi. Allah'ın suyunu içeceğiz lan. Tamam durdular. Tamam oğlum sensin. Tamam sensin. Tamam. Aferin oğlum. Ulan ne yapacaksın? Tek başınasın burada. Bak bir tane de orada var. İki tane orada. İleride sürü var. Çoban da ta orada. Yani bunlarla baş başayım. Sayı arttı anasını satayım. Ya orada yukarıda da iki tane var, burada dört tane var, iki tane de orada var, altı. Gerçi benimle pek ilgilenmiyorlar ama bisiklete bindiğim anda bakacağız, şansımızı deneyeceğiz. Hoşlu başlar ulan kahveye, burada kahve içilmez. Çek git çabak. İlk etaptaki gibi ilgilenmiyorlar. Daraldım ben size, daraldım. Şöyle okkalı bir saldıracaktınız ya, olmadı ya. Her neyse, ittir kalktır götürelim bakalım bisikleti buradan. Evet arkadaş burada yine.
Yürümeyelim ben. Tamam. Yok tamam aslanım. Biraz öyle muhabbet ettik ya. Hadi yürü. Bak sahibi çağırıyor, yürü. Arkaya dolaştığınız zaman iş kötü. Hadi dolaştık tamam bir şey yok. İki tane de çoban var. Aşağıda bir tane de aşağıda var. Tamam yok çobanları var. Sıkıntı yok. Onlar da haklılar. Koyunları koruyacaklar. Selamun aleyküm. Anam. Korkmayın aman. İyi. Allah'a şükür olsun. Gel. Geçeyim mi? Hayvanlar ürkmesin diyorum da onun için. Sen geç. Hadi kolay gelsin. Hayırlı günler. Hayırlı günler. Kolay gelsin. Evet arkadaşlar, gördüğünüz iki tane tepe var orada. Orası ikiz tepeler. Sol tarafta taş ocağı var. Sağ tarafta da ikiz tepeler şehitliği var. Şimdi ikiz tepeleri ben size aktaracağım. Ondan sonra da ardından bir yorum yapacağım. İkiz tepeler şehitliği. İkiz tepeler savunma hattımızın sol bölümüne hakim durumundadır. Savunma hattımızın Mangal Dağı'ndan İkiz Tepelere uzanan bölümü 26 Ağustos 1921 günü kaybedilince Başkomutan Mustafa Kemal Dünya Harp tarihine giren o emri verir. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satı bütün vatandır. Sakarya Meydan Muharebesi'nde bu bölgeye 3. gruba bağlı birlikler tarafından savunulmuştur. 8. tümen, 9. tümen ve 3. Kafkas tümenine bağlı birliklerin gerçekleştirdiği taarruzlarla 13 Eylül 1921'de İkiz Tepelerdeki emeklilerin tamamı düşmandan geri alınmıştır. Tarihi Milli Park ilanından sonra devam eden arazi çalışmaları ve jeofizik araştırmaları sonucunda bu alanlarda birçok yerde şehit mezarları bulunmuştur. Bu alanlar aziz şehitlerimizin hatırasına uygun olarak ihya edilmiştir. Kaynak Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü. Evet, İkiz Tepelerle ilgili Sakarya Meydan Muharebesi olayı bu şekilde ve şehitliğin bulunması, şehitlerin yerinin bulunması ve şehitliğin yapılması bu şekilde. Ne acıdır ki İkiz Tepelerden bir tanesine taş ocağı var. Yaman çelişki burada işte. Ben kabul edemiyorum. Şu anda taş ocağı çalışıyor mu, çalışmıyor mu bilmiyorum da. Olmaması gereken bir yer. Bunlar şehitlerin ve savaşların olduğu ve şehitlerin verildiği bölgede taş ocağı olmaz. Ben öyle düşünüyorum. Olmaması gerekir. Evet, Karapınar'dan sonra yönümü Türbetepe'ye doğru çevirdim. Karşıda görülen yer Türbetepe. İleriden batı cephesinde geçeceğim o Türbetepe'nin. Batı cephesinde mevziler var. Türbetepe mevzileri. Oraları göreceğim. Oralara bakacağız hep beraber. Türbetepe'ye tırmanacağım yani. Oraya geldiğim zaman Türbetepe ile ilgili geniş anlatım yaparım. Şu anda görüş açısında Türbetepe.
Evet, Türbe Tepe'deki ziyaretimiz devam ediyor. Şu aşağıda görülen komple böyle Demirözü Vadisi. Sakarya Meydan Muharebesi'nde çok önemli safhalardan geçen, adı sürekli geçen vadi burası. Demirözü Vadisi. Demirözü Köyü de hemen şurada zaten. İkiz Tepelerin hemen altında. Vadi içerisinde Demirözü Köyü var. Burası Demirözü Vadisi. Yukarısı gördüğünüz da Mangal Dağı. Oraya da çıkacağım. Orada şehitlerimizi ziyaret edeceğim. Yolda ilerliyorum. Burası da Türbe Tepe. Türbe Tepe mevzileri bu bölgede. Biz Ferdi'yle beraber çıktık. Bisikletlerimizi burada aşağı bıraktık. Yolda. O ağaçların olduğu yere kadar çıktık. Tepelere çıktık. Her tarafı tek tek dolaştık böyle. Belli belirsiz mevziler var. Belli belirsiz mevziler var. Tabi kaç yıl geçmiş aradan? 100 yıl geçmiş. Zaten kayalık bir satıf oraları. Ve de boydan mevziler yapılamamış. Diz boyu mevzilerle savaşa devam edilmiş. Hatırladığım kadarıyla tarih kitaplarında, araştırmalarında bu şekilde. Biz o izleri yakaladık bir kısmını. Bir kısmını yakaladık. Ferdi ile beraber 4 yıl önce geldiğimizde. Bayağı gezmiştik, bayağı dolaşmıştık orada tepelerde. İyi şeyler yaptığımıza inanıyorum. Çünkü 4 yıl sonra tekrar aynı yerde olmanın mutluluğunu yaşıyorum, onurunu yaşıyorum. Türbe Tepe'de olmanın onuruyla size anlatımları da yapacağım. Şimdi ikinci bölüm olarak Türbe Tepe ile ilgili, savaşla ilgili, Türbe Tepe savaşları ile ilgili bilgi vermek istiyorum. Olatlı Kaymakamlığı'nı kaynak olarak kullanarak Türbe Tepe hakkında bilgi vereceğim. Türbe Tepe mevzileri 25 Ağustos 1921 cephenin güney kanadında kanlı muharebeler olurken bilhassa Türbe Tepe civarında çok şiddetli muharebeler meydana cereyan etmiş. 24 Ağustos 1921 gecesi düşmanın baskınla başlattığı taarruz 25 Ağustos 1921 akşamına kadar devam etmiş ve Türk sürgüsünün zaferiyle neticelenmiştir. 26 Ağustos 1921 düşmanın baskınla başladığı taarruz neticesinde saat 10'da düşman Türbe Tepe'yi elde etmiştir. Öğleden sonra düşmanın yaptığı taarruz her yerde geri püskürtülmüştür. Kaynak Balatlı Kaymakamlığı. Buradan bakınca bazı mevzilerin yerleri belli olabiliyor. Zaten taşlık, kayalık, şöyle kesik kesik mevziler var. Tabi onlar birleşik de zamanında doğa şartlarına yenik düştü. Ama sırt bölgesine yakın yerde derin kaya yarığı var. Ve de alt bölümde mevziler olarak gözüküyor orası. Zaten şuradan da bir yol var. Mevziler diye gösteriyor. Mevzilere girildiği vakit belli belirsiz çoğu zaten. Ama uzaktan bakınca anlaşılabiliyor. Yanına girince artık o kadar da uzman olmam gerekiyor. Uzman değiliz. Uzmanlar zaten bu konuyu araştırıp bizlere de sunuyorlar. Sağ olsunlar, var olsunlar. Bastıkale mevzileri mesela füze okulu, topçu füze topçu okulu komutanlığı yapmış. Güzel de olmuş. Buralarda yapısı aslında ziyaretçiler daha fazla gelir, yerlerini hiç olmazsa bilir. O günkü şartlarla yaşarlar bu olayları. Türbe Tepe'den Bahçecik Köyü üzere iniş yaptım. Şimdi yönümü Eski Kışla tarafına çeviriyorum. Eski Kışla Şehitliği var. Orada Eski Kışla Şehitliği'ni ziyaret edeceğim. Şimdi oraya doğru gidiyorum. Eski Kışla Şehitliği'ne vardığım zaman gerekli açıklamaları orada yaparım.
Evet, şu anda Kışla Hastanesi şehitliğindeyim. Kışla Hastanesi şehitliği eski Kışla köyünün hemen altında. Köyün 500 metre kadar mesafede. Şehitliği ziyaret edeceğim. Şehitlerimize dua okuyacağım. Saygı duruşunda bulunacağım. Hastane şehitliği hakkında kısa bir bilgi vermek istiyorum size. Bulunduğumuz Kışla Hastanesi şehitliğinde Gedikli Muharebelerinde yaralanarak buradaki Sahra Hastanesi'ne getirilen ve burada şehit olan 3. Kafkas Tümeni ile 57. Tümeni'nden 50 ile 100 kadar şehit bulunmaktadır. Evet, burada 50 ya da 100 civarında bir şehidimiz var. Allah ruhlarına şad olsun, şad etsin, taksiratlarını affetsin. Vatan için vuruşan Mehmetçiğimiz rahat rahat uyusun vatan toprağında. Evet, burası gerçek bir şehitlik olduğundan dolayı mezar taşları falan yok. Onun yanında yükseltiler var, taşlar var. Burası gömü yeri. Askerlerimiz, şehitlerimiz burada yatmakta. Evet, Kışla Hastanesi şehitliği de ziyaretini bitirdim. Saygımı sundum. Dualarımı okudum. Şimdi yönümü tekrar Mangal Dağı istikametine çevirdim. Biraz sonra Mangal Dağı'na tırmanmaya başlayacağım. Mangal Dağı'ndaki şehitliğimizi de ziyaret edeceğim. Evet, şurada bir küçük mola vereyim. Saat 12, evet 12 olmuş bile. Öğlen yemeğe molası vereyim çünkü Mangal Dağı'na tırmanacağım. Tekrar ineceğim. O sahada bayağı zaman geçer. Karnım da acıkmaya başlamıştı. Bir karnımı doyurayım şurada çeşmede. Evet, gürültülü bakıyor çeşmemiz işte. Gölgelik istedik. Şurada oturayım. Bir yemeğimi yiyeyim. Evet, Mangal Dağı buradan çok net olarak gözüküyor. Gördüğünüz yükselti Mangal Dağı. Mangal Dağı'na zaten tırmanacağım, şehitliğe gideceğim ama Mangal Dağı'nın içerisine girdiğinizde Mangal Dağı'nın heybetli oluşu pek görmüyor. Heybetli içerisine kaybolup gidiyorsunuz. Mangal Dağı'nın özelliğinden ve muharebesiyle ilgili kısa bir bilgi vereceğim. Yine kaynağım Polatlı Kaymakamlığı. Mangal Dağı, Mangal Dağı şehitliği ve mevzileri. Yunan ordusu 14 Ağustos'ta harekete geçti. 23 Ağustos'tan itibaren ise kuşatıcı taarruza başladı. 23 Ağustos 1921, 23 Ağustos 1921 sabahı düşman taarruzu başlamış. Mangal Dağı bölgesinde cereyan eden çetin muharebe sonunda Mangal Dağı'nı savunan birliklerimiz geri çekilmek mecburiyetinde kalmıştır. İlk olarak Mangal Dağı'nı ele geçirdiler. Muharebenin 3. günü Mangal Dağı ve Türbetepe Yunanlıların elindeydi. Türk savunmasının temel direği adeta çökmüştü. 7. günde ise Yunan birlikleri tüm cephelere taarruz etti. Türk ordusunun mevzileri kahramanca savunmaları sonucu Yunan birliklerinin tasarladığı kuşatma harekatı başarılı olamadı. Düşman taarruzları karşısında yaşanan tehlikeye rağmen savunmasını başarıyla devam eden Türk ordusu Yunan taarruzlarını kırarak cephe bütünlüğünü korudu. Kaynak Polatlı Kaymakamlığı. Evet, bir saatlik tırmanış sonunda Mangal Dağı şehitliğine varmış bulunmaktayım. Mangal Dağı muharebelerini biraz evvel anlatmıştım. Şehitlikte de aynı şekilde tekrarlamama gerek yok. Mangal Dağı muharebeleri çok çetin geçmiş ve Yunan'ın ilk taarruz ettiği mevkilerden bir tanesi. Burası yani, başlangıç burası, 22, burası Sakarya Meydan Muharebesi'nin başlangıç yeri burası. Evet, şehitlikteyim. Gördüğünüz gibi gerçek şehitlik. Şehitlerimizin yerleri buralarda. Daha bir sürü şehidimiz var fakat bu kadar tespit edilebilmiş. Gerçek şehitlikteyim şu anda. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Vatan sağ olsun. Onlar sayesinde bugünleri gördük. Bugünleri yaşıyoruz. Canları pahasına vatanımızı savundular. Savunmaya da devam ettiler. Kanının son damlasına kadar savundular. Ne mutlu onlara.
şehitlik mertebesine kavuştular. Bayrağımız Van Galdağ Şehitliği giriş kapısı ve şehitliğimiz. Evet, gördüğünüz yollar benim yollar. Yan transportu gibi yollar. İşin esprisi bu. Evet, normal rotamdan gidecektim. Büyük Konak Görmez. Evet, Büyük Konak Görmez köyünden yukarı vermişler Küçük Konak Görmez köyüne yolu. Diğer yolda baraj yapımı varmış. Baraj yapıyorlar. Fakat yolunu tarlaların arasından vermişler. Söylenen o şekilde. Bir tane araba durdurdum. Sordum, durma dedim. Böyleydi. Sen abi yine buradan git dedi. Yani bu yolu tarif etti. Senin açından daha iyi olur dedi. Ötekinde öyle tarlalarda batat çıkar bilmem ne. Toz toprak dedi. Diye. Bir yolu aldık. Bir kilometre uzattık yolu. Ama fena da değil yani işte. Bazen asfalt, bazen toprak, bazen taş toprak. Gidiyoruz kendi halinde işte. Yeşilöz'e gidiyorum. Büyük bir ihtimalle bu akşam Yeşilöz'de kalırım diye düşünüyorum. Çünkü artık yoruldum ya, yoruldum. Kolay değil. Sabah serinliğinde çıktım ama ondan sonra Türbetepe yordu. Mangallığa sıcakta daha da yoruldu.